Devasa bir helikopter düşünün. Tonlarca ağırlıktaki yükü taşıyor. Bu helikopter geliyor ve kancalarla aynı model bir helikopteri kancalara takılıyor ve o helikopteri kaldırıyor. Gerçekten bundan birkaç gün evvel çok ilginç bir videoya rastladım. Bu video Rusya'da çekilmişti. Dünyanın şu an hizmetteki en büyük helikopteri olan Mi-26 tabiri caizse bir başka kardeşini, uzun zamandır uçmamış bir kardeşini geldi, bulunduğu noktanın o kancaları taktı ve taşımaya başladı. Uçan helikopter sivil bir helikopterdi ama zamanında askeri için üretilmişti. Halen Rus Uteyr şirketine ait bir helikopter. Taşıdığı helikopter ise ta Soğuk Savaş'tan kalan ve üzerine de Aeroflot yani Rus Hava Yolları'nın ismi yazılmış bir helikopterdi. Bu helikopter kaldırıldı ve üretim hattına tekrar götürüldü. Uzun yıllar neredeyse 30 yıldır uçmayan bu helikopter bakımdan geçirilecek ve tekrar uçar hale dönecek. Şimdi bugünkü programımızda dünyanın en büyük helikopterlerine şöyle bir bakıyoruz ama konumuz o helikopterlerin kaldırdıkları çok ağır yükler. Videonun başında söylerken size dünyanın en büyük hizmetteki helikopteri Mi-26 dedim ama aslında dünyanın en büyük helikopteri 1960'lı yıllarda yine Rusların tasarladığı Mi-12 helikopteriydi. Bu helikopterin gövde uzunluğu 37 metreydi ve toplam kalkış ağırlığı tam 105 tondu. Biliyorsunuz 1960'lı 70'li yıllar Batı ve Doğu bloklarının en büyüğünü kim yapacak, en hızlısı kim olacak, en uzağa kim gidecek gibi enlerin yarışlarıydı. Bazen ekonomik olmayan, ha biz en büyüğünü yaptık diyebilmek için de bazı adımlar atıldı veya birbirlerini gazlayıp çok çok pahalı projelere iki tarafta girmek zorunda kalmıştı. Ve bunlar tabii tek artısı çok yüksek maliyetlerinin yanı sıra havacılık veya mühendislik açısından getirdiği avantajlar olmuştu. İşte bu Mi-12'den de sadece 2 adet yapıldı. Ama Ruslar baktı ki o zaman kitabı adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1970'lerde özellikle askeriyenin ağır yük taşıyabilen çok ciddi güçlü helikopterlere ihtiyacı var ve bu şekilde de Mi-26 programı başlamış oldu. Bu helikopter 1977 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve ardından 1983 yılında kullanılmaya başlandı ve helikopterin zaten ilk görev yaptığı aktif operasyon noktalarından biri de Rusların girdiği Afganistan olmuştu. Afganistan'da gerçekten Ruslar adeta bataklığa girip çok büyük kayıplar verip tam da başarılı olmayıp arkasından özellikle de Sovyetler Birliği'nin çökmesine neden olan savaşlardan biriydi. Çünkü savaşlar gerçekten çok çok pahalı, çok ciddi bir güç aktarımı gerçekleştiren, bir de işte Afganistan'da olduğu gibi sonuç alınamayınca bedelleri ağır olan savaşlar. Mi-26'lar hemen Doğu Bloğu ülkeleri tarafından da Ruslar farklı farklı ülkelere ihraç etti ve halen de talep olduğu takdirde üretiyor. Şu an biraz üretim durmuş durumda ama işte aralarında etrafa şöyle bir baktığımız zaman mesela Ürdün'de var, Cezayir'de var. Hatta hatırlıyorum ben birkaç yıl evvel Cezayir için üretilen Mi-26'lar Türkiye'ye teknik iniş yaparak böyle aktarmalı giderek ulaşmışlardı. Mi-26'larında enteresan bir Türkiye hikayesi var. Zaman zaman orman yangını söndürme operasyonu için bu devasa helikopterler kiralanıyor. Son geçtiğimiz yaz Ürdün Hava Kuvvetleri'nden kiralanan helikopterler Türkiye'de görev yapmıştı. Bunlar gerçekten maksimum kalkış ağırlığı 56 ton, boyu da 40 metre devasa bir helikopter ama bu helikopter boş ağırlığı sadece 28,1 ton ve 20 ton kargo kapasiteli. Gerçekten devasa helikopterler ama bu kadar büyük yapılar tabii motorlar çok yakıt harcıyor ve çok böyle uzun süre ağır yük taşımak üzere tasarlandığı için kalamıyor. Orman operasyonlarında da sık sık iniş kalkış yapmak ve yakıt almak suretiyle hani öyle devamlı saatlerce uçabileceğim bir kapasiteye sahip değildi. Onlarla birlikte Türkiye'de bu yıl özellikle bu Chinook olarak bildiğimiz Boeing'in Chinook serisinin sivil modeli Model 234'te yoğun olarak kullanıldı. Bunlar yaklaşık 9 ton su taşıyabilen
Mi-26'ya göre bir tık küçük ama kendisi gerçekten çok büyük helikopter. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yılda ben de Çanakkale'de bu helikopterle de bir uçuşa katılmıştım. İnanılmaz büyüklüğüne rağmen manevra kabiliyeti diğer helikopterlere göre, o cüssesine göre çok çok kıvrak bir helikopter olduğunu ben de uçarken kendim gözlemiştim. Gerçekten çok enteresan bir tecrübeydi. Bu tür büyük yapılar nokta atışlı büyük yangın operasyonlarında hızlı hareketi, çok miktarda suyun bir noktaya boşaltılmasını sağlayarak ekonomik olarak sizin biraz daha iyi operasyon yapmanızı sağlıyor ama orman yangınlarını aynı İHA'larda olduğu gibi tek bir model uçak, tek bir model helikopterle sürdürmek değil, elinizde güçlü, kuvvetli bir farklı hava araçlarından oluşan bir filo olması gerekiyor. Son yıllarda dikkat çeken de bir konsept var sivil hava taşımacılığında, helikopter operasyonlarında. İşte Türkiye'ye gelen Columbia Helicopters mesela, bu sivil üretilmiş Boeing'in Chinook'larını toplamış. Hatta bazı helikopterler de Amerikan ordusunun envanterinden çıkmış. Tekrar sivil standartlarda adeta sıfırdan bu helikopterler büyük bakımlardan geçiriliyor. Yani tabiri caizse üretiliyor desek yalan olmaz. Yangın söndürme için çok büyük modifikasyonlar yapılıyor buna. Ve bunlar dünyanın dört bir tarafında kiralık olarak uçuyorlar. Ve bazen askeri operasyonlara da katılıyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla helikopter götüremediği Afganistan operasyonunda, İşte personel taşıma, şehirler arası ulaşım amaçlı bu helikopterlerden oldukça yararlanıldığını hatırlatmamızda fayda var. Farklı farklı yerlerde bir anda bu ağır nakliye helikopterlerini görebiliyoruz. Bu helikopterlerden biri de Ericsson şirketinin şu an artık üretim haklarını almış durumda. Sikorsky'nin o 1960'lı 70'li yıllarda tasarladığı askeri amaçlı kullanılan helikopter bugün S-64 Sky Crane olarak adlandırılan bir model haline gelmiş. O kadar da ilginç bir helikopter ki 4 tane böyle büyük iniş takımı var. Gövdesi boş. Ya buraya bir su tankı konuyor veya ağır yükler için özel vinç sistemleri yer alıyor. Bunlar sadece orman yangınlarında değil. Yani orman yangını olarak kapasitesi Türkiye'de de görev yapan model 234 Chinook'lara yakın 9 ton taşıyor onlar da. Bunun yanı sıra örneğin yüksek gerilim hatlarının büyük elektrik direkleri var ve dağ başına yerleştireceksiniz. İşte yol yapmanız lazım, kamyonla götürmeniz lazım. Bunların gerçekten oraya kurulum, büyük emek, büyük maliyet. Bu helikopter elinizde ise tutuyorsunuz, o parçayı bir noktadan bir noktaya götürebiliyorsunuz. Veya yangın sezonu dışında bu tür işlerde kullanabiliyorsunuz. Dağlık arazide yüklerin taşınmasını gayet ekonomik ve çok hızlı, pratik bir şekilde gerçekleştiriyor. Yeter ki siz biraz paradan haber verin. Bu Sky Crane helikopterleri de en son Yunanlar orman yangınlarıyla mücadele için aldılar. Güney Kore'de keza orman yangınlarıyla mücadele için var. Bu tür helikopterler de bakın çok eski teknoloji, askeri teknoloji ama bir şekilde tekrar üretilerek, ayakta tutularak veya modernize edilerek ekonomik anlamda çevrimi sağlanıyor ve elinizde de çok ciddi bir güç haline geliyor. Bu programımızda size ağır nakliye helikopterlerini, sivil kullanımını ve tabii ki orman yangınlarıyla nasıl müdahale ediliyor, bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gerçekten hepsi çok heyecan verici makineler. Biz de tabii Türkiye'de sivil havacılık dediğiniz zaman hemen hava yolları veya uçuş okulları geliyor. Hayır, havacılık hayatımızın her tarafında siz kullanabildiğiniz sürece bu ülkeye bir katkı oluşturuyorsunuz. İşte orman yangını oluyor, havadan tohumlama işlemleri yapılıyor, havadan görüntü alımları, maden arama gibi çok 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 farklı alanlarda havacılık var. Bu da havacılığın genel havacılık bölümünü oluşturuyor. Bugün bakıyorsunuz bir genel havacılık sektörü Avrupa'da, Afrika'da ve Amerika'da gerçekten hava yolları kadar önemli. Bizim de bu konuda biraz vizyonumuzun açılması ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin artması gerekiyor. Bu sadece bir şirket kurduğunuz zaman sadece Türkiye odaklı değil. Eğer dünyada yapılmayan veya çok az yapılabilen bir işi bulduğunuz zaman dünyaya hitap edecek bir sistem oluşturuyorsunuz. Biz zaten ülkede böyle kafamızı gömdüğümüz zaman kumun altına çok fazla ilerleyemiyoruz ama dünyayı düşündüğümüz zaman ki bunları çocuklarımız için bunlar çok önemli. Çok farklı alanlarda faaliyet gösterip
tabiri caizse sepetleri ayrı ayrı noktalara, riskleri azaltmamız gerekiyor. Bu da işin başka bir ekonomik bakışı. Evet, bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Detaylı havacılık savunma konusundaki haberlerimiz tolgaozbek.com'da. WhatsApp hattımız var, sizleri bekliyoruz oraya. Telegram hattımız var, yani haberleri sizi her yerden açtığınız o sosyal medya veya cep telefonlarınızdaki her noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.